kitabında böyle bir şey yazmıyor. Futbol kural kitabı 18 içinde 9'da 10'a çıktı. 10 kusurlu hareket. Açalım kitabı, okuyalım. Bunlar Erman da... Hocam, biliyorsunuz biraz kural kitabını delmekten yana. Hayır yani. Ben kurala karşı değilim. Öteden beri Erman Hoca ile o kitap üzerinde çok tartıştık. Kale arkasının bu kadar popüler olmasının sebeplerinden biri de oydu. Yani şey bir Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri, yıllanmış bir hakem. Bunun karşısında da yani kuralları yakından takip eden bir gazeteci olarak çatışıyorduk biz. Onun elinde yılların görgüsü, bilgisi, uygulaması var. Benim elimde de kara kaplı kitap var. Şimdi ben diyor ki, hoca diyor kuralları delmeye, kuralları delmeye değil bak. Kitaptaki kural, kural. Evet. Ona bir şey demiyorum ben. FIFA bilmem ne ekip kelam etmiş yazmışlar. Kabulüm. Siz biraz pratiğe kuralın bakıyorsunuz. Kuralın yorumu olmaz. Pozisyonun yorumu olur. Kuralın yorumu olmaz. Kural kuraldır. Pozisyonun yorumu oluyor. Öyle pozisyonlar var ki aynı pozisyon diyorsun, bence alakası yok. Biz pozisyonun yorumunu yapıyoruz abi. Kuralın yorumunu yapmıyoruz. Tabii. Kural kural ya. Kurala varım. Ama pozisyonda tartışırım. Bak. O farklı bir boyut. Hocam. Ya. Peki. İşte futbol bunun için güzel. Yani. Bunun için. Yani tek pencereden bakamıyorsunuz. Maç bitiyor. Tartışması bitmiyor. Bütün dünya hala Dünya Kupası 1966'yı Hörst. Gol mü değil mi diye tartışıyor. Hala. Hala. Hörst. Hala. Gözüküyor artık yani net bir şekilde. İngilizler gol diyor. Hayır oynuyorlar diyorlar. Orada da makineyle oynuyorlar. Orada da mı diyorlar? Diyorlar abi. Doğru. İngilizler gol diyor, Almanlar değil diyor. Bizde de şey Beşiktaş-Fenerbahçe kupa maçında vardı. Golü veren yan hakemin adını da Azerbaycan'da stadyuma verdiler. Stadyuma verdi. Bayram olmuş muydu neydi? Öyle bir şeydi değil mi? Allah ya. Yani yok, futbol bu işte değil. Futbol bu işte. Biz şimdi burada Erman Hoca ile ben fikrimizi söyledik. Seyirciler arasında kavga başlamıştır bile. Erman haklı, Ünal haklı. Kesin. Peki öyle bir ilk haftası yaşadık ki umulmayacak her şey oldu. Ha, belki umanlar vardır tabii. Ama bu kadar üst üste ikram çok kolay yaşanmış bir şey değil. Bir yanda iki tane küme düşme potasındaki takım, diğer yanda iki tane şampiyonluk kovalayan takım. Birisi öne geçti, diğeri geriye düştü. Öne geçen geriye düştü. Geriye düşen beraberliği yakaladı. Sonra bir kontra yine yedi golü ve nihayetinde iki takım da birisi ligin en az gol atan takımından, ligin en az gol yiyen takımı 4 gol yedi ve yenildi. Diğeri de bu sezon yanılmıyorsam 3. kez, hafızam beni yanıltmıyorsa, biri kupada olmak üzere, ligde de aynı skorla 2 kez yenilerek kendisine tepside sunulan gel sen de bu şampiyonluk yarışına ortak ol ikramını geri çevirdi bir şekilde. Futbolun içinde bunlar var. Futbol bu yüzden güzel ama her zaman yaşadığımız bir şey olmadığı için son derece enteresan bir gündü. Bu sene gündür. Başından sonuna her zaman yaşadığımız bir şey değil. Geçen hafta konuştuk, hatta sen şöyle dedin. Eşitleme yukarı değil, burada oldu dedin. Elinden de işaret ettin. Ben de dedim işte işin kötü tarafı o. Kötü futbolda eşitlendiği için bütün takımlar dedim. Puan cetvelinin başının sonunun farkı kalmadı. Şuradaki takım buradaki takımı yenebilir. Nitekim sonuncu Ankara Gücü geldi. Tabii. Şimdi o kadar kötü oynanıyor ki futbol. Bizim skor yazarları çok beğeniyorlar, o ayrı. Antrenörlerim beğeniyor, bırak spor yazarları. Çok beğeniyorlar skor yazarları, skor yazarları. Ya hangi futbolu seyrediyoruz ya? Her takım güzel oynadığı için yense mesele yok. Her takım kötü oynadığı için her takım yenebiliyor. Her takım kötü oynadığı için basit, kasıtlı ya da yorumsal bir hakem hatası maçın skoru olabiliyor. İşte Beşiktaş maçı, o penaltı verilebilir. Verilmezse 0-0 bitecekti. Verildi, Beşiktaş kazandı. Mürne verebilir o penaltı. Yine biz burada yorumları tartışırdık, hakemin yorumunu. Bu defa öbür takım kazanırdı. Futbol bu hallerde. Evet. Futbol bu hallerde. Onun için benim için hiçbir şey sürpriz değil.
Her takım her takımı yener. Hocama da katılıyorum. Bunda hocaların da rolü büyük. Yani gözlerinin önündeki maçta ne olup bittiğinin farkında değiller. Böyle bir kendini önde hissettiği zaman bütün takım, rakip kaleci libero oynuyor. Rakip stoper santrfor oynamaya başlıyor mağlup takımda. Sonra maçtan sonra okuyorum, diyor ki hoca, biz çekilmeyin diyoruz ama çekiliyorlar. Futbolcuya engel olamıyorsun. Futbolcuya engel olamayan hocanın takım başında ne işi var ya? Trabzon gibi şampiyonla oynayan bir takım öyle bir geriye çekiliyor ki ben ekran başında golün geldiğini hissediyorum. Biliyorum ve bağırıyorum, geliyor gol diye. Ve bu sürekli oluyor. Hep oluyor ya. İşte şey, bizim Caner burada. Hasta Beşiktaş. Kartal. İkimizden başka maç seyreden kalmadı şeyde. Evde Beşiktaş maç olunca fazla şey yok. Rating yapmıyor benim televizyon. 89 oldu, 90 oluyor. Tabela hazırlıyor hakem. Bu uğurlar yapmaya başladı. Totem diyorlar ya o yeni kuşaklar. Yer mi değiştiriyor? Böyle kalktı. Orada benim karşımdaki divanda oturuyor. İki divan var ya bizde. Burada orada oturuyor. Kalktı benim arkamda kapının önünde ayakta durmaya başladı. Geç ulan yerine otur, Beşiktaş gol atacak, görmüyor musun dedi. Otururken gol gelmedi. Cümle aynen bu. Geç otur yerine, Beşiktaş gol atacak, görmüyor musun dedi mi? Benim gördüğüm Beşiktaş hocası Sergen Yalçın görmüyor mu ya? Ya da şey, kimle oynuyordunuz? Kasımpaşa'nın hocası. Hem de iyi hoca üstelik. Fuat Çapa. Fuat, görmüyor mu? Öyle çekildin mi Beşiktaş'a, bir bak kimler var bu topa vuracak. Biri vuracak elbet. Biri sırtından dönüyor, biri oradan dönüyor, biri burada, biri de içeri girecek. Bu kadar fazla şey olmaz. Veya biri de arkadaşına verecek, gol atacakken topa vuracak, ama da gidecek. Tam dayaklık. Mecazi abi, manada. Abi olur. Böyle şeyler olur. Ama Beşiktaş'ın gol atacağı belli. Ve Fuat Çapa gibi bir hoca, üstelik göklere çıkarıyoruz. 8'de 8 kazanmış geldiğinden beri. Yani son maçların puan cetvelini yapsan birinci durumda Kasımpaşa. Trabzon'da söyle. Rıza Çalınbay öyle. Bülent Korkmaz öyle. Bunlar hep son haftaların kıpırdanan takımların hocaları. Hayır ha. Kapanma. Kapanmakla gol önlenmiş olsa bizim takımlarımız, milli takımlarımız dahil 6'şar 8'ler niye yiyorlar ya? Kapan, 1-0'a razı ol. Şimdi tabii o kapanma... Hocam bak, ben futbol zevkimi kaybettim ya. Özellikle bu pandemi sonrası bir de mecburum seyretmeye. Bir, yapacak bir şey yok, evde karantinada kapalısın. İki, bir de bir program var. Ben seyretmek zorundayım. Hocam her hafta iki maç bir gün, iki maç bir gün, iki maç da cuma, pazartesi, 6 tane maç falan seyrediyorum ben. Ve bu 6 maçtan sonra dönüp böyle gözümü kapayıp ya şu takım harika oynadı. Şu maç harika oldu. Geç. Şu adamın ne güzeldi. Onu diyeceğim şey bir haftada 5 tane yok. Ne güzeldi o şut. Ne güzeldi o çalım. Ne güzeldi o kurtarış diyeceğim. Hareket. Pozisyon ne diyor? Pozisyon 5 tane yok ya. O arada maçları aynı saatlere koyuyorlar ya Türkiye'de. 5 dakika aralı koysa hiç olmazsa 5 dakikada onun başını sonunu seyredersin. Hayır, seyretmesinler diye hepsi aynı saatte. Haftayım da Türkiye'de maç çok seyredecek. İngiliz maçına bakıyorum. Alman maçına bakıyorum.
İtalyan maçına bak. Hocam o haftayımdaki 10 dakikada, 15 dakikada ele oldun ligindeki 10 dakikada, 15 dakikada gördüğüm hareket sayısı bizim bütün haftanın 9 maçından fazla.